Harvard Astrofizik Merkezi'nden Ivy Loeb, uzaylılar konusundaki iddiasını geride bıraktığımız Şubat ayında duyurdu. Konu üzerine bir makale kaleme alan Loeb'un, ilk olarak 2007 yılında ortaya çıkan ve araştırmacılar tarafından açıklanamayan hızlı radyo patlamaları uzaylıların varlığına işaret ediyor olabilir. Profesöre göre bu sinyallerin kaynağı gezegen büyüklüğünde vericiler olabilir. Uzay boşluğunda gerçekten de devasa sinyal aktarıcılarının olabileceğini düşünen Loeb'a göre bu aktarıcılarının gezegenler arası seyahat eden uzay gemilerini kontrol etmek için kullanılıyor olması ihtimalinin dahilinde. Loeb, hızlı radyo patlamalarının kaynağının başka bir biçimde açıklanamayacağını da düşünüyor. Çok kısa sürekli etkileri ve dünyaya olan uzaklıkları düşünüldüğünde bu sinyallerin son derece güçlü olmasının ilginçliğine değinen Loeb, konunun uzaylı ihtimaline karşı araştırılması gerektiğini düşünüyor. Loeb'a göre makalede eşlik eden Lingam da Harvard Üniversitesi'nden bir profesör. Loeb ve Lingam, evren boyunca bu kadar yüksek enerji aktarımı yapabilecek bir vericinin aşağı yukarı dünyanın iki katı kadar büyüklüğünde olması ve çoğunlukla sudan oluşmuş bir gezegende bulunması gerektiğini savunmuşlardır. Bu kadar büyük bir aracın mevcudiyeti uçarı gibi gelse de oldukça muhtemel. Ve eğer Loeb ve Lingam teorisi doğruysa ve verici 1 milyon ton ağırlığındaki uzay gemilerini yönlendirme gücüne sahip olabilir. Kısacası uzaylılar insanoğlunun bugüne kadar inşa ettiği en büyük uzay gemisinden 20 kat daha büyük araçlar kullanıyor olabilirler. Lingam konu hakkında şunları söylüyor. Bu büyüklükte bir uzay aracı yıldızlar hatta galaksiler arası seyahat gerçekleştirebilir. Ve bu gemileri kontrol eden radyo sinyalleri de optimal düzeyde çalışarak sinyallerin uzay boşluğuna yayılmasına, kimi zamanda bize ulaşmasına sebep olabilir. Bu çok uzak bir ihtimalde değil. Bu ifade hızlı radyo patlamalarının kısa süreli doğasını açıklamak için yeterlidir. Eğer hızlı radyo patlamaları gerçekten de uzaylıların gemilerini yönetmek için kullandıkları teknolojinin sonucu olarak ortaya çıkıyorsa, bu durum algıladığımız sinyallerin tüm özelliklerini mantıklı bir biçimde açıklıyor. Ancak elbette bunun doğru olduğuna dair elimizde henüz sağlam kanıtlar bulunmuyor. Loeb ve Lingam'ın teorisi doğruysa umalım da barış için geliyor olsunlar. Benimle kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın, hoşça kalın.